Ne zamandır istediğim bir şey yapmaya başlıyorum. Artık mükemmeliyetçiliği bırakıp bir vlog serisi başlatacağım. Hazır böyle bayram için giyindik falan. dedim ki bunu başlatacaksam bugün başlatmam lazım. Yoksa yok ışık şöyle olsun, yok background böyle olsun, yok mikrofon şöyle olsun, yok kamera böyle olsun. Başlayamayacağım artık. Bir yerde başlamam lazımdı. Bugün başlıyorum. Vlog çekmek benim ne zamandır aklımda olan bir şeydi. Çünkü böyle içerikler çok az var. Yani Türk geliştirici ve vlogger. Tam bunların hepsini bir araya getirince, filtreleyince çok az kanal var bu işi yapan. Dolayısıyla burada güzel içerikler hala üretilebilir ve insanlar gerçekten izleyebilir. Tabii vlogging deyince sadece tabii böyle tutup selfie çubuğuyla sağda solda gezmek geliyor ilk başta akla ama aslında yaşamının içine dahil ettiğin zaman izleyiciyi çok güzel içerikler, çok izlenesi içerikler ortaya çıkabiliyor. Tabii bizim durumumuzda yani büyük zamanın büyük çoğunluğunu bilgisayarda ekran üzerinde geçiren kişiler için vlogging demek sadece kamerayla kendini çekmek değil, aynı zamanda bazen de bilgisayarda ne yaptığını çekmek demek. Bu ikisini böyle harmanlayarak göstermek demek. Çok çok güzel İngilizce kanallar var bunu yapan. Hem bir şeyler üreten, hem konuşan, hem hayatından kesitler paylaşan. Ben de çok keyifle izliyorum bu tarz içerikleri ve kendim de hep böyle bir şey üretmek istiyordum. Bugün sıfır hazırlık, inanın bana, sıfır hazırlık. Bayramın ikinci günü bugün. Ve ben çalışıyorum. Contractor olarak çalıştığım için öyle bir resmi tatil vesaire yok. Kendimiz istediğimiz kadar istediğimiz zamanlarda izin alıyoruz. Bu da birazcık kötü bir şey çünkü kendinin patronu gibi olduğun için çok acımasız oluyorsun kendine karşı. Ve ben sadece bayramın birinci gününü izin almıştım. Aile, akraba gezmeleri vesaire bayramlaşmalar için. İkinci gün çalışıyoruz. Şimdi başlıyorum. Kahvemi yaptım. Yapılacak işler var. Slack'te dün girmediğim için mesajlar birikmiş. Başlıyorum. Şimdi Slack mesajlarını falan filan WhatsApp mesajlarını da göstermemek lazım. API endpointlerini ne bileyim keyleri, secretları falan göstermemek lazım. Yani bunları göstermeden yaptığım işi anlatabilmek için de birazcık tabii emek sarf etmek gerekecek. Bakalım nasıl olacak. Efendim babacığım. Kapıyı mı açayım? Tamam dur geliyorum dur. Ha tabii bir de çocuk durumu var. Az önce mesela bam diye geldi kapıya dayandı. Bana bir parça elma getirmiş. Elmayı yemem lazım. Şimdi yemezsem olmaz. O yüzden bu şartlar altında ne kadar çekebilirsek o kadar vlog çekeceğiz. Evet. Pipetten kendime mikrofon standı yaptım. Bakın. Nasıl? Şimdi kod 128 barkod kabul ediyormuş sadece. Burada data matriste kabul etmemiz gerekecek. Onu bir yapalım bakalım. Bir çalıştıralım bakalım. Tüm testler geçmiş sanırım. Ama yeni testler eklememiz lazım. Bu yeni behavior'ı da kapsayan. O yüzden bu view modelin testlerine ışınlanalım. Efendim? Ne oldu oğlum? Tripodla mı oynayacaksın? Işık. Işık değil ki bu. Işık. Işık değil, tripod. Telefon takılıyor buna. Ya da kamera takılıyor. Babacığım ben şimdi çalışıyorum da. Gerçekten çalışıyorum. Senin mi mavi koltuk? Tripodu mu taşıyacaksın? Neden? Burada dursun babacığım. Ben bununla video falan çekiyorum bazen. Yok burada dursun. Or yerine koymuyorum. Tripodu rahat bırak. Tripodu rahat bırak. Evde çalışmanın zorluklarından bir tanesi daha. Ufak bir çocuğunuz varsa mutlaka bu odaya sürekli girmek, çıkmak, bu odadakilerle oynamak isteyecek. Bir de bu oda evin en eğlenceli odalarından yani. Böyle legolar var, ne bileyim.
Bir sürü elektronik alet var. Bir sürü böyle obje var değişik falan. O yüzden çok ilgisini çekiyor. Neyse. Çalışmaya devam. Annesi sağ olsun. Etkisiz hale getirdi şimdilik. Şu basit bir test yazalım ya. Bu testleri benim tam istediğim gibi yazmamışlar. Bir yandan da böyle test yazarken gördüğüm bad practice'leri not alıyorum. Bunlarla ilgili bir takım içi bir sunum yapacağım. Diyeceğim ki yani bakın böyle böyle değil, şöyle şöyle yapmamız lazım. Yoksa iyi olmuyor diye. Şimdi yeni bir tane gördüm. Yeni bir tane bad practice. Önce başka birinin yazdığı testleri modify ederken. Boğazımda hafif bir ağrı hissediyorum ya. Bu bayramdan hemen sonra olunca da insan bir tedirgin oluyor. Bayram namazında mı korona kaptık? Bayram ziyaretlerinde mi korona kaptık? Şimdi ne yapıyorduk? Testleri güncelledik. Şu arkadaşla ilgili bir test yazdım. Ha, aynen. Tamam, şu iki bak, test dediğim böyle kısa olmalı. 5 satır olmalı. Hadi 7 satır olmalı. Yani hikaye yazıyorlar. O iyi değil yani. Mesela buradan başlıyor. Hop, buradan bir sürü böyle ara stepleri, state'in girdiği ara stepleri falan assert ediyor. Bunlar hiç gerekli değil. Her seferinde yapıyor ve bunu yani. Şurada zaten yaptın aynısını. Burada da test ediyorsun. Burada yaptın. Burada da test ediyorsun falan. Doğru değil. Konflikt çıkmasını bekliyordum. Az önce merge ettiğim bir tane PR şeyler getirdi. Bu testin de yeri değiştiği için bunu tabii ki merge ederken sıkıntı yaşayacağız. Önce şunu merge edelim. Bu daha kolay. Evet, bence çok bile çalıştık. Bir saat falan oldu herhalde. Ufak bir mola. Aa. Şimdi ne çizdin? Yumurta. Yumurta mı? Ne bu? Ağaç. Burada bir tane sincap varmış. Sincap ağacın içinde yaşıyormuş. Ağacın içinde boşluk varmış. Bu kovuktan da giriyormuş ve çıkıyormuş. Hatta cevizleri topluyormuş. Bir tane de şu kapı yapalım bak. Böyle. Kapı. Hı. Cami. Ben annenin yanına gidiyorum, geleceğim. Sen çizim yapmaya devam et, tamam mı? Ufak bir resim molasından sonra tekrar çalışmaya dönebiliriz sanırım. Sanki dünyanın en lezzetli şeymiş gibi döküyorlar ya. Şimdi bunu Twitter'dan da paylaşmıştım. Packing sırasında konteynerler nasıl handle edilecek, o kısmı değiştirmemiz gerekiyor. Recursive yapmamız gerekiyor. Türk İngilizcem için özür dilerim. Önce bir huddle yapsak iyi olabilir ya. Önce bir milletle bir konuşayım. Önce bir milletle konuşayım. Anlatayım yani ben bunu böyle böyle yapmak istiyorum diye benim öngöremediğim problemler varsa söylesinler. Ondan sonra girişeyim. Çünkü birazcık büyük bir iş bu. Onları da fikrimden bahsedeyim. Hey Gore, good morning, how's it going? Yeah, exactly. Hey, hello, good morning, how's it going? Eid Mubarak. How's it going, the bros? I'm doing great except for the reflux because of too much baklava I ate since the beginning of Eid. So yeah, that's the only problem, and I'm happy, so happy with it. So we had this packing box inside the day cooler, inside
of these day coolers, we also have can coolers. In this packing scheme, let's say we have the box A. If we can do a like simpler algorithm, which is just apply a basic depth first search, DFS, and it goes like this, like it starts by A, checks. I was saying that since it's a work in progress, and since it's the first time we're implementing this nested packing, and also nested packing, I'm afraid that Marcus could change the rules of the order or something in between that, and it's also a good approach to not. I totally agree, and also it seems, although it's a complicated process, you made it plain simple. It's pretty straightforward. I really like it. Great to hear that. Nebras, what do you think? Yeah, exactly. It's just the way we do it, like in daily life. Like if we have some things that we have and put it inside each other, we go with this order actually. Speaking is easy. talk is cheap. Now I need to implement the code. Wish me luck. Like luckily now I can have unlimited amount of coffee. That's great also. Yeah, that's amazing actually. Like after a month of fasting now I feel much appreciative against these kind of blesses we have. And then I like coffee, food. Acıktım ya. Şeyden Ramazan'dan önce aslında ben intermittent fasting deniyordum. Tam intermittent fasting de değil aslında. Sabah kahvaltısını olabildiğince geciktiriyordum. Bazen işte öğlen gibi yiyordum. Bazen 2-3 hatta bazı günler 3-4-5'e kadar gidiyordu böyle. İlk öğünüm yani. Ama şey yapıyordum mesela sütlü kahve içiyordum. Şekerli sütlü kahve içiyordum falan. Onlarla idare ediyordum gün içinde. Ramazan'dan önce biraz bırakmıştım. Bırakınca biraz kilo aldım tekrar. Hemen önce yani. Sonra Ramazan boyunca zaten oruç. Sonrasında da şimdi Ramazan'dan sonra tekrar o düzene döneyim diyorum. Yani kahvaltıyı hayatımdan aslında tamamen çıkarmak istiyorum. Derdim o. Çünkü şey fark ettim yani kahvaltısız da aslında yaşanıyormuş. Onu fark ettim. Çok büyük bir kayıp değil benim için kahvaltısız yaşayabilmek. Yani arada bir yaparım. Mesela hafta sonu güzel brunch'a gideriz şey yaparız falan öyle şeyler durumlar sıkıntı değil ama düzenli sanki uyanır uyanmaz hemen yememiz lazım. Hemen midemizi doldurmamız lazım şeyi hissiyatı. Aslında sıkıntılı, uzun vadede bana zarar veriyor yani. Reflü, işte kilo bilmem ne, hareketsizlik bir sürü sıkıntıya yol açıyor. Ama şu an acıktım. Saat 2'ye geliyor. Öğleden sonra 2'ye geliyor. Acıktım. Bir şeyler yiyecektim ama tam o sırada iş arkadaşlarımdan biri hadi bir huddle yapalım dedi. Bir konuşalım bir konuda dedi. Güzel oldu. Biraz daha erteleyebilirim. Şimdi o huddle'a bağlanıyorum. Hello again. Hey Igor, how's it going? Fine, thanks, and you? It's great. Yeah, tell me, what's the problem with the football navigation? I'm a very visual thinker. Can I like share my screen and draft on something? Sure. I find it really, really challenging to think without shapes and graphs. I totally agree. Yeah, I guess that's just how my brain works. We have the football screens going like this, I guess. So this is a football fragment. This is football loading. Cool. Right? It works, right? Cool. I guess. Nice and clean way to get out of this situation. Yeah, few emoji, like relieved emoji. Yeah, totally. Totally. Yeah, okay. Great, man. Thanks for bringing this cool. up. Yeah, I love when the solution is easy.
Oh, me too. Yeah, thanks again. See you later. Thanks. Bye bye. Bye bye. Ekran kaydı alamadım ya. Kusura bakmayın. Ekran fotoğrafı gösterebilirim size. Aldım. Bunu gösterim. Ne konuştuğumuz. En azından zihninizde canlandırırsınız. Tamam. Ben hala açım. Şeyler, bir ufak bir atıştırmalık falan mı yapsak? Akşam yemeğine daha çok var. Bizimkiler ne zaman ne yer bilmiyorum ki. Ufak bir atıştırmalık yapsak mı? Şu an bu vlogda memnun olmadığım en büyük şey, siz de fark ediyorsunuzdur, beyaz dengesinin çok dinamik değişmesi. Ön kameradan çekiyorum kendimi görebilmek için. Ön kameranın tabii ki o beyaz dengesi falan filan arka kamera kadar iyi çalışmıyor. Çözünürlüğü de belki biraz daha düşük. Belki değil, bayağı daha düşük. Öyle olunca mesela şu an tişörtte beyaz, bu ışığı yansıtınca böyle arka fonu böyle bir kararıyor, bir aydınlanıyor. Muhtemelen fark ediyorsunuz. Post processing'de de uğraşmayacağım için zaten böyle bir şey düzelmesi de çok kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu benim canımı sıktı bugün. Ama tabii ki dediğim gibi perfectionizmi, mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp videoları öyle çekeceğim. Çünkü aslında en çok yapmam gereken şey şeye alışma. Kameraya konuşarak gün içinde bir yandan sürekli hani otomatik hiç düşünmeden sürekli kamera açık, işte ekran kaydım var ara ara ve düzgün bir workflow'la bunları düzenli olarak bir videoya çıkarıp hani çok kaliteli olmasa da böyle müthiş işte harika kahve görüntüleri, müthiş ışıklar vesaireler, harika olaylar, çok eğlenceli şeyler olmasa bile düzenli bir şekilde video şey yapabilmek, üretebilmek. Bunu belli bir süre yaptıktan sonra zannediyorum ki zaten hem YouTube öne çıkaracaktır benim, hem de zamanla subscription falan filan, abone sayısı artar. Arttıkça ben de derim ki ha tamam, yani hani ona göre motive olurum bu tarz şeyler yapmaya. İlk baştan daha hiç hani izleneceği bile belli değilken böyle şeyler yapmak çok mantıklı değil. Küçük başlamak lazım. Ama idealde ben bir çözüm, yani çok yani en yakın geliştirmem, improvement'ım, bu setup'ımı nasıl geliştiririm, bir üst seviyeye taşırım. Sanırım arka kamera kullanarak, ama o zaman da kendimi görmeden ve çok kolay böyle erişimimde başlat bitir tuşu yok ya kamerada. O benim birazcık büyük bir problemim. Şarjım bitiyor. Sonra görüşürüz. Evet. Akşam oldu. Arada ben bayağı uzun bir mola verdim. 3-4 saat diyordum ama bayram gezmelerine tekrar bir başladım. Arkadaş ziyaretleri falan filan derken, bize de gelenler oldu falan derken artık gece oldu. Son bir iki böyle pull request'lere falan bakıp, blockerlar varsa, yarın çalışmamızı engelleyecek olan bir şeyler varsa hemen onları ufak tefek aradan çıkarıp ben de artık bugünü bitiriyorum. Kameramı da bugün ayarlayamamışım ama. Neyse. Gün böyle bitti yani. Çalışma, hemen hep buradan vloglamış oldum tabii. Hayatımın geri kalanını gösteremedim. İlk aşamada pek zaten uğraşmam herhalde geri kalan kısımları göstermeye. Bu odanın içinde sizi misafir ederim. Bakalım sonra neler olacak. İlerleyen zamanlarda görürüz. Çereza yeni acılı cips çıkarmış bu arada. Late night snacking. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Intermittent fasting falan. Geceleri cips. Harika. Ben o zaman şu pull request'leri falan bitireyim. Sonra da artık günü bitireyim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bye bye.